Şu an biz caminin iç avlu kısmındayız. Osmanlı'da hiçbir zaman sokaktan direkt doğrudan doğruya caminin kapısından içeri girilmez. İlk önce caminin etrafını saran bir avlu vardır. Avludan camiye girilir. Buradan doğrudan doğruya camiye girmek burada bir problem var demektir. Zaten bakın şimdi sevgili dostlar, yol yüksekliği şu kadar. Normalde burası eski Aksaray fotoğraflarına baktığımız zaman Pertevniyel Valide Sultan Camii altta kalmıyor. Normal yol üzerinde, fakat Adnan Menderes zamanında başlayıp 60'lı yıllarda devam edilen bu yol güzergahı, vatan ve millet caddelerinin yapılması esnasında burada bulunan Hacı Mustafa Camisi yıkılmış, cami gibi kervansaraylar, hanlar, apartmanlar, binalar yıkılmış, yıkılan hafriyat kaldırılmayıp yukarıya doğru konulduğunda tam olarak 1900'lerin başındaki zemin bu, 2018'deki zemin bu. Dolayısıyla cami çukurda kalmıştır. Aksaray, Belgrad Ormanı ile buranın arasında tam 17 kilometre vardır. Fakat dostlar, Kirazlı Bendi'nden Aksaray'a su getirmek için bakar mısınız şu güzelliğe, ya da şuradaki çeşme oluklarına, buradan akan sular Kirazlı Bendi adı verilen Belgrad ormanlarından getirilmiştir. Parasını da Pertevniyal Valide Sultan baba annemiz vermiştir. Parasını cebinden vererek buraya su getirmek. Şimdi soru, Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da bugün Avrupa'da, dünyada yaşayan pek çok ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları var. Bu soruyu öyle kıyaslarsak önemli. Hangi başbakanın, cumhurbaşkanının, hangi devlet bakanının, hangi yöneticinin eşi halkı yararlansın diye bir yere kendi cebinin okul, köprü, hastane, yol, han, cami, çeşme yaptı? Osmanlı kadını, Osmanlı saray kadını hem böyle güzel eserler verdi, hem de cebinden 17 kilometre yer altından boru döşeyerek buranın halkına su getirdi. Aksaray, Pertevniyal Valide Sultan'dan sonra Aksaray oldu. Zira bir Sıbyan Mektebi, bugün Pertevniyal Lisesi adı verilen bir medrese, bir muvakkıthane, bir cami, arka tarafta bir hamam, bir tabhane, darüşşifa, bimarhane yapılmıştır.